1.12'yi geçti, dolar 11'e yaklaştı, ne diyorsunuz? Yani bana göre tabii ki kendi fikrimiz de çok daha yani ekonomiden anlar gibi değiliz ama şunu söylemek isterim. Evdeki ekonomiyi söyle. Evdeki dediği genel olarak söylediğim zaman şunu söylemek isterim yani. Şimdi üretim bitti, ülkece komisyonculuğa dönüştük. Üretimi bırakıp komisyonculuğa dönüştük. Haliyle üretim bitti, çiftçi bitti. Üretim de bitince çiftçi kazanamaz oldu. Komşusu elinde parası var, ithal edip komşusundan daha iyi kazandığı zaman çiftçiden o da elindeki araziyi satıp bu sefer o da ithalat işine girmiş oldu. Tamamıyla üretim bitti. Bir ikincisi sınıfta kalma, daha önce de bizim zamanımızda sınıfta kalma vardı. O sınıfta kalmalar kalktı. Ustalar, iş yerleri, çıraklar, kalfalar bulamadı. Haliyle bu da büyük bir sıkıntı oldu yani. Önce sonra ne oldu? Bu gençler tamamıyla kafelere yönelmeye başladı. Çünkü sınıfları otomatikmen geçti. Yatay üniversiteye geçtiler. Üniversiteden zaten sonrası boşa düştü. O zaman zaten kafeye bir alışkanlıkları oluştu. Haliyle herkes kafelerde. Parası olan kafeye oturuyor, parası olmayan garsonluk yapıyor. Yani öyle yapmıyor, vazgeçemiyor yani. Artık orada ya çalışacak ya gidip orada bir şeyler yiyip içecek yani. Bu da küçük küçük görünmedi ama büyük bir şekilde bize yansıdı vatandaşa. Onun için maalesef bu durumdayız şu an. Ülkeyi yönetenler bu söylediklerinizi görmüyor mu sizce? Ya biliyorlar da şimdi bugün bir programda sabah haberlerde gördüm. Özgür Özel bir konuya değindi. Dedi bundan eminim ki Tayyip Erdoğan'ı haberdar etmiyorlar. Yani bu sorunları kendisine ulaştıramıyorlar. Yani her şeyin güllük gülistanlık olduğunu aktarıyorlar kendisine. Bir takım şeyleri görmüyor yani. Haliyle de böyle oluyor yani. Yani Erdoğan masum, etrafındakiler mi suçluymuş? Yani onu şu an ne desek yanlış olur demek da. Demek istedi. Siz nasıl anladınız? Tabii ondan onu anladım ben. Özgür Özel'in söylemesinden ben onu anladım yani. Yani çok iyi bir lider, çok büyük bir insan yani yaptı yani birçok şeyi de yaptı. Ama bazı şeyleri de görmezden gelindi yani. Peki ülkede işte 5 tane müteahhite ihaleler verilmesi, vergilerinin silinmesi bunları da mı bilmiyordur acaba? Çok büyük bir yanlış yani o çok büyük bir yanlış Erdoğan yani. Erdoğan bilmiyor mudur acaba? O da mı orada da mı kandırılıyor, aldatılıyor? Ya işte orada da nasıl bir politika, nasıl bir iş dönüyor onu bilemeyiz yani şimdi. Burada birazcık şunu sorgulamak istedim. Muhalefet acaba bir mantıklı bir muhalefet mi yapıyor? Yoksa rakibi olduğu partinin liderini mi koruyor? Bu da biraz saçma bir durum gibi geldi. Ya tabii ki tabii ona katılıyorum yani o öyle gerçekten. Ama maalesef işte bundan sonrası yapacak bizim sadece bir oyumuz var. Oyumuzla gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Bir oy da neye yeter onu bilemeyiz yani. Bir oy bir oydur diyelim de. Peki yarın seçim olsa siz kime oy verirsiniz? Yani ben tabii Millet İttifakı'nın yanına kullanmak isterim. Onun adayı kim olmalı sizce? Yani görünen tabii görünmeyen bir sürü daha belki kaliteli insanlar var ama şu an görünen iki kişi var. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Yani böyle bir şey de nasıl geçiyor? Keşke eski sisteme dönülse biri Cumhurbaşkanı olsa biri Başbakan olsa. Bir de onları deneyelim ne olacak yani? İkisi güven veriyor diyorsun. Tabii ki evet. Çalışmalarını başarılı buluyor musunuz onları? Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi tabii ki sosyal medyadan da takip ettiğimiz zaman gerçekten çalışıyor yani. Ama İstanbul Belediye Başkanı bir sürü engellere karşı yine mücadele ediyor yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İşte Özgür Özel gibi muhalefet adı altında bir şeyler yapan kişiler sayesinde iktidar ayakta. Ya böyle muhalefet olduğu sürece böyle iktidar ebediyen olur. Kurduğu cümleye bak. Efendim merhabalar. Euro dolar yükseliyor. Ne düşünüyorsun? Çok iyi oluyor. Bende çok var. Var sizde. Peki. Ekonomiden memnun musunuz? Geçinebiliyor musunuz? 1500 lira maaşla geçiniyoruz. Yetiyor mu? Yetiyor mu sence? Yeter mi? Yeter mi sence? Torunlar mı? Ne? Bak 3 tane torun var. Anca tombik döner söyleyebiliyorsun. Harçlık vermeye kalksan... Veremiyorum işte. 3 tane çocuğu daha 3 tane daha var. Maşallah. Nasıl verebiliriz sizce? Nasıl olacak? Nasıl olacak işte biz de bilmiyoruz bunu nasıl olacağını. Eskiden daha kötüydü diyorlar öyle mi? Çok da kötü değildin. Eskiden en azından harçlık kötü. Verebiliyorduk. Aynen. Şimdi daha kötü oldu. Pazara güç yetiyor mu? 30 sene İstanbul'u çiğne, evet. 1500 lira maaşa bağlan, gel geçin. 2000 lira kira. Nasıl yeter? Daha kirayı karşılamıyor. Daha kira da yok içinde yani. Hadi yeme içme hiç yok. Yani. Nasıl olacak böyle? İşte böyle geçiniyoruz işte ablası. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hadi sağ olun. İyi günler. Dolar euro yükseliyor. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok güzel bir şey söyleyecektim de şimdi söylemeyeyim. Allah sonumuzu hayır etsin. Hayır etsin. Allah sonumuzu hayır etsin. Eder mi? Böyle giderse hayır. Böyle de etmeyecek. Evet. Hiç doğru da bir şey değil. Kimse de isyan etmiyor. Hani şey de yapmıyor. Yani insanlar devam sessiz sedasız gidiyor. İsyan edenin başını eziyorlar. Ama ezme hayır herkes birlik olsa bu şekilde olmaz ki. Sesi çıkmadıkça milletin bastırdıkça bastırıyor. Bir aldığını bir daha alamıyorsun.
Hiç kesinlikle yani, o yüzden karşıyım, bir an önce devletin el atması gerekiyor. Niye böyle daha yapıyorlar sizce? Biliyorsunuz Erdoğan ekonominin kitabını yazmış ama Euro 11'i gördü. Yani Euro 11'i gördü, dolar görecek. Euro 12 zaten. Dolar 10. Öylesine daha da kötüye gidiyoruz işte, değil mi? 1000'i geçti. Sonumuzu hayır etsin yani. Bir montu soruyoruz, 1200 lira. Yani mont bir ev kirası yani. Hiç alıp hiç gidilmez. Ev kiraları da oldu 2 şimdi. Evet, 2, o yüzden bir şey diyemiyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Miyiz sizce? Valla bu saatten sonra düzelme olmaz. Daha kötüye gidiyorum. Düzeltemez. Ya onu, o herkesin şahsi düşüncesi. Kimi düzeltir diyor, kimi düzeltir. Ama ondan daha kötüleri de var. Ya daha kötüye gidiyoruz çünkü. O yüzden bir şey diyemiyorum. Yarın bir seçim olsa siz Erdoğan'a mı oy verirsiniz, muhalefete? Oy kullanmam. Oy kullanmamak aslında var olanın devam etmesine destek olmuyor mu? Ama bu şekilde de kimse bize destek olmuyor ki. Erdoğan gitse de gene kimse destek olmayacak. Muhalefete güvenmiyor musun? Güvenmiyorum. Mesela muhalefete eksik yanları nedir söylesin. Ya baktığın zaman tamam, insanların arkasındalar, yanındalar. Ama görünüşte ya arkan olacak. Bu şeyde yaşayınca arkan olacak. Sade vatandaş ne yapacak arkası? Hiçbir şey yapamıyor işte. Olan zengin tam zengin oldu, fakir de çok fakir oldu. O yüzden şartlar iyiye gitmiyor. Teşekkür ettim, sağ olun. Geçinebiliyor muyuz? Ya geçinebilsem bir hemşire olarak ben bu işi yapar mıyım? Peki şunu merak ediyorum. Genelde bu işlerde, bu arada röportajdan sonra başına bir iş gelmiyor. Geliyor mu? Yani o zaman bırakalım yani. Getir'deki arkadaşı bunu söyledikten sonra bence bir şey yapmazlar ya. Getir'deki arkadaşı kovmuşlardı. Kovdular. Sonra geri aldılar. Bilmiyorum ya. Ben hemşireyim, arada çıkıyorum ben bu işe de. Şimdi geri kovmaları olmaması gerekiyor ya. Ne de olsa kovmazlar özgür bir ülkede yaşadığımızı söylemelerine rağmen iktidarın bu şekilde olup da içeri atması çok saçma. Silivri soğuk dur diyorlar ama çok da soğuk gözükmüyor bence. Biz gerekirse orayı da ısıtırız. Z kuşağı diyorlar ama ben Y kuşağıyım bu arada. Ne diyecektim ben? Hemşiresi. Hemşireyim. Covid aşısı, mavut aşısı onlar da var ki inanmıyorum. Çünkü arkasında Bill Gates imzası var. Ne yalan söyleyelim. Çünkü adam diyordu 2 yıl önce. Biz dedi. Geçelim. Ekonomi de miyiz? Ekonomi abi. Ekonomi yanıyor. Daha sabah baktım. 100 lira alsam dolara. Şu an 100 lira alsam, 900 lira alsam 915 lira olmuştu ya da 20 lira olmuştu. Bu şekilde asgari ücrete zam gelmesi ihtimali 3,5 ile 3600 arasında gidip geliyor. Fakat gelse de fark etmiyor. Asgari ücrete zam gelmeden önce bindirdiler. Özel sektör olsun, devlet olsun bayağı bindirdi. Bundan dolayı ben bu ekonomik duruma çok sıkıntılı bakıyorum. Çünkü halkın nabzını yoklamıyorlar. İktidar bayağı uzaklaştı. Bundan 10 yıl önce güzeldi. Oy verenler çok vardı. Şu an oy verenler kara kara düşünüyor. Gece uyuyamıyor. Ben neden oy verdim diyor. Bu çoluğumu çocuğumun geleceğini neden körelttim diyor. Bunu diyen vatandaşlar gittikçe artıyor. İktidarın bunun farkına varması gerekiyor. Güzel bir adım atmak için. Geç mi oldu? Oldu gibi. Ne kadar da geç olsa zararın neresinden dönersek kar diyen bir Atatürk gençliğiyiz biz. Ondan dolayı umudumuz hala yüksek. Batmaya yakın olsa da bir yerden tutunmaya çalışıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tabi Allah diyorum ama bunu dini alet edip kullanmadan söylemek gerekiyor. Çünkü kullananların birçoğunun Allah deyip neler götürdüğünü az çok görüyoruz. Aklıma bunu söyledik ki Silivri geliyor, kusura bakmayın. Bir yere kadar konuşabiliyoruz. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ederim. Efendim geçinebiliyor musunuz? Zor. Niye böyle oldu sizce? Devlet. İyiyiz diyorlar. Nerede iyi? Hiç de iyi değil. Nerede iyi? Hiç de iyi değil. Erdoğan ekonominin kitabını yazdım. Ne yazdı, nereye yazdı? Her şey aldı başını gidiyor. Evet. Ben de AK Partiliyim ama bir de. Ben de AK Partiliyim ama işte bir de AK Parti'ye kesinlikle oyumu vermem. Pişman mısınız? Herhalde. Bak evimiz kentsel dönüşüm. 10 seneden beri gitti Ankara'ya gitti şey diye, çürük diye. Evimize getirip bir şey yapmadılar yani. Kirada mısınız? Hayır, kendi evimiz. Nereye çıkalım? Evim tek emekli maaşı var. Bak eşim de o kendisi. Yani zor geçiniyoruz. Oğlum üniversite okuyor Sakarya'da 4 senelik. İnşaat mühendisi. Bakalım iş bulabilecek mi? Yurt bulabildi mi? Yok, yurda gitmiyoruz. Bizim son senemiz bu sene. Öyle yani. Ne biliyor mu çocuk orada? Harçlık gönderebiliyor musun? Zor. Yani zor. Devlet yardım veriyoruz diyor. Hayır, çocuklar günlük. Asla yok. Asla. Biz 5 kuruş yardım görmedik. Asla görmedik. Nasıl olacak böyle? Bu çocuk hem çalışıyor hem okuyor anladığım kadarıyla. Nasıl olacak bilmiyorum artık valla. Siz de sıkıntıdasınız. Herhalde evet, sıkıntıdayız. Sıkıntı olur mu? Bak tek ekşimin emekli maaşı var. Başka bir şey yok. Çok zor valla, çok. Hayat şartları gerçekten çok acımasız. Gerçekten çok zor. AK Partiliyim dediniz. Bir sonraki seçimde oy verecek misiniz? Asla artık vermem. Asla vermem. Kesinlikle. Üyesisiniz. Nasıl? Üyesisiniz AK Parti. Evet, üyesiyim de çıkamıyorum da. Niye çıkamıyorsun? Ben de bileyim. Niye çıkamıyorum bilmiyorum. Çıkamıyorum. Yani çok. Pazara güç yetiyor mu? Bu ara pazar fiyatları nasıl? Uçtu gidiyor. Yağ olmuş 82 milyon. Almış başını gidiyor. Yağ yüzü gördü bu arada.
Ya şekerli piyasada yok. Ya. Nasıl yok mu şu an şey? Hayır yok, kesinlikle yok. Yok yok. Bim'de hiç yok. Bim'de mi yok? Hiç yok. Geçen 6,5 milyon yedi, şimdi de adam 8,5 kolluyor. Kıtlık dönemi mi geliyor? Kıtlık dönem geldi bile kardeş, geldi. Vallahi geldi. Ama gençlere söylüyoruz ama gençler anlamıyor. Çünkü zamanında ezilmediler ya. Şimdi de biz eziliyoruz, anamız ağlıyor ya. Pazara gidiyoruz, 250 bin de hanıma veriyorum. Bir şey almamış. Ben 63 yaşındayım. Ben daha ilk defa gördüm böyle bu halimden ya. Daha beterini göreceğiz amca, daha beteri, daha beteri. Dur bakalım. 63 yaşındayım. Vallahi görmedim, billahi görmedim ha, yemin ediyorum. Ama gençlere diyorum, iyi düşünün arkadaşlar. Gerçekten. Vallahi bataktayız, billahi bataktayız. Ha, ben size de söyleyeyim. Para alıyoruz mu? Katkı alıyor musunuz siz? Ya bak benim oğlum. Vallahi yazık. Ben AK Partiliyim ama üye de değilim ama oy da vermiyorum. Oy da vermiyorum. Şimdiye kadar ona verdim. Vermem. Halde. Helal be. Gerçekten doğru. Vallahi. Pişman mısınız? Pişmanım tabii. Yani bak, Antalya'nın Manavgat ilçesinde ne çıktı? Yangın çıktı. Ama kimse gidip bir kova su dökmedi. Çay dağıtmakla olmuyor bu iş. Yani bir tane bizim yangın söndürme uçağımız vardı. Hiçbir işe de yaramadı. Hala yangınların izini taşıyoruz. Hem kalbimizde hem vatanımızda. Yok yok, Türkiye çok kötü, çok kötü. Gerçekten çok kötü. Bu durumda sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz? Sorumluluyuz tabii. Ev, çocuk, yani iki tane oğlum var. Sorumluluğumuz olur mu? Onlar nasıl evlenecekler? Ya? Teşekkür ediyorum. Yaşlıların fikrinin değiştiğini görüyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Yaşlılar fikrini değiştirmek zorunda çünkü yaşam kalmadı artık. İnsanlar aç, insanların parası yok. Pazara gidiyorlar, abinin dediği gibi 250 TL hiçbir şey alamıyorlar. Evet, eskiden 20 yıl önce de bu durum bu halde değildi ama 20 yıl sonrasında bu kadar cinayet olmuyordu. Anladın mı abi? Cinayet ya, kadınlar ölüyor. Daha geçen gün bir tane kadın öldü. Kimin ruhu duydu, kimin sesi çıkıyor, kimsenin. Herkes korkuyor. Kim yaptı bunu? Tayyip yaptı. Bugün bu abla konuşuyor, yarın belki peşine polis gelecek. Ben konuşuyorum, belki evimi basacaklar. Kimin bu şeyin, kim verebilir yani cevabını? Evet, bunun garantisini kim verebilir bize? Diyor ya, polis başı, ne yapıyoruz ki? Bir şey yaptığımız yok ki, ne yapıyoruz ki? Vatandaşız, konuşuyoruz. He? Abi ben kötü bir şey demiyorum ki ben. O isterken suç değildi, şimdi mi suç konuşuyor? Yani, aynen. Yok yani, ne yani? Her şey doğru, gerçeği söylüyoruz yani. Gerçekler acaba, kaldıramayan Tayyip bile olsa kaldıramıyor demek ki. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.